Savunma Bilimleri Dergisi 195/268. Askeri motifler delilerin kıyafetleri. Deliler ocağının Osmanlı devletinde 15. yüzyılın sonlarına doğru Rumeli'de teşekkül ettiği düşünülmektedir. Deliler giydikleri kıyafetler, kullandıkları silahlar ve askeri manevraları itibariyle görenler için korkunç denilebilecek görünümlü cengaver askerlerdi. Deliler Ocağı günümüze göre değerlendirildiğinde manevracı savaşçılar için popüler bir askeri ocakta denilebilir. 17. yüzyıla kadar ekseriyetle valilerin kapılarında görev yapan deliler, mahiyetinde oldukları valilerin vefatı ya da az edilmeleri durumunda işsiz kalmakta ve eşkıyalığa meyletmekteydi. 17. yüzyılın sonlarına doğru ateşli silahların yaygınlığı kazanması ile birlikte klasik Osmanlı delileri popülerliklerini kaybetmişlerdir. Çünkü bu askerler barutlu tüfeklerle değil, kılıçla, baltayla, gürs ve topuz gibi savaş aletleriyle cenk ederlerdi. Bunlardan sonra yeni tip silahları kullanabilen başka bir birlik daha oluşturulmuştur. Bu yeni birliğe de ilk dönem delillere benzetilmek amacıyla deli denilmiştir. Ancak bunların kıyafetleri, silahları ve fonksiyonları hatta maaşları dahi klasik delilerden farklıdır. Mesela klasik deliler vahşi hayvan postlarını kıyafet olarak tercih ederken kuş kanatlarında aksesuar olarak takarlardı. Buna karşın ikinci dönem deliler ise satenden şal var ve renkli gömlekler giyerek klasik delilere nazaran daha sade bir görünümde olurlardı. Ancak kaynakların çoğunda bu iki farklı askeri birlik tek bir ocağı temsil ettiği için kıyafet konusu da tam olarak aydınlatılamamıştır. Söz konusu karmaşadan yola çıkan bu çalışma amacı itibariyle hem Osmanlı kaynaklarını hem de imkanlar dahilinde Avrupa kaynaklarını inceleyerek tespit edilen veriler üzerinden delilerin kıyafetleri konusunda karışıklığa açıklık getirmeye çalışmaktadır. Deliler 15. yüzyıl sonlarında Rumeli'de teşekkül edilen düşmana karşı muazzam cesaret gösteren ve yazılan gelir başa şiarıyla hareket ederek ölüme meydan okuyan askerlerdir. Valilerin kapı halkından olan deliler bilhassa Bosna ve Semendir'e sancak beylerinin kurduğu birlikler olarak bilinmektedir. Başlangıçta Rumeli Beylerbeyi ile uç beylerinin mahiyetinde toplanan bu askerler daha sonra Anadolu'daki vezir ve beylerbeyinin mahiyetine girmişlerdir. Bunlar cesaretlerini sergilemek için vücutlarına kesici aletler saplayarak yaptıkları gösterilerle vahşi hayvanların post ve kürklerini giymekle atlarını olağanüstü motiflerle süslemekle ve hatta kartal kanadıyla adeta bütünleşmekle nam salmış olan meşhur deli olanlardır. Bu askerler kalpaklarımız Emirül Müminin çizmesinin koncuğudur. Ocağımız Müşarü Nille Efendimize mensuptur. Düsturuyla Hazreti Ömer'e yürekten tabi olup Osmanlı ordusuna muharebelerde hatırı sayılır zaferler kazandırmışlardır. Zaten bu zaferlerin ve cesaretin yansıması olarak deli adını bir ünvan mahiyetinde kullanmışlardır. Ancak kaynaklar ekseninde deliler ocağı incelendiği zaman ortada isimlerinden mütevellit ciddi bir karışıklık olduğu açıkça görülmektedir. Deliler ocağının ismi deli mi yoksa delil midir? Deli kelimesi kavram olarak aklını yitirmiş, akli dengesi bozulmuş, mecnun, coşkun, azgın, davranışları aşırı olan kimse ve çılgın anlamlarına gelmektedir. Türk kültüründe deli korkusuz, gözü pek, atılgan anlamında olmakla birlikte tarihi bir terim olarak da delice cesaret ve atılganlıklarından ötürü bu askeri zümreyi temsil etmektedir. Dede Korkut hikayelerine konu olan Deli Dumrul, Deli Dündar, Deli Karçar, Deli Evren ve Deli Karabudak bu bağlamda örnek verilebilir. Delil ise insanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare ve kanıt anlamında olup Rumeli'de teşkil edilen bir sınıf süvari askeridir ki bunlara sadrı ali delilleri de denmektedir. Arapçada bunun anlamı kılavuz, yol göstericilik olarak bilinmektedir. Buna istinaden halk arasında delice cesaretlerinden ötürü bu adı aldıkları halde devlet tarafından bunlara neden delil denildiğinin bir izahı olmadığını belirtmek gerekir. Bu konuda aydınlatıcı mahiyette olan asli kaynaklar Osmanlı kronikleri iken başvurulacak kaynakların başında gelen Osmanlı arşiv vesikaları ise bu bağlamda yetersiz kalmaktadır. Delilerle ilgili arşiv araştırması yapıldığında dikkat çeken ilk husus onların karıştığı eşkıyalıklar ve aldıkları cezalar olmuştur. Osmanlı kanunları arşiv belgeleri arasında özellikle mühimme, ahkam, şikayet ve tapu tahrir defterinde olup Delilerin cezalarına dair belgeler daha ziyade TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde Cevdet Askeriye, Dahiliye, Maliye, Zaptiye, Ali Emiri ve Hat-ı Hümayun tasniflerinde görülmektedir. Öte yandan delil taifesinin kapısız kaldıklarında geçtü güzarlarının arttığı, ocağın nizamı gereği beher bayrağı, 10 neferden olmak üzere 15 bayrak delil neferi ile delil başı istikam olunduğu eşkıyalık edenlerin kalpaklarının elinden alınması Kürt Ahmet Ağa, Numan Ağa, Ali Kâşif Ağa, Karslı Hacı Mehmet Ağa ve Binbaşı Baba Dağlı oğlu İsmail Ağa ve bazı delilan kullarına zilkade ve zilhitçi aylarında ödenmeyen iki aylık maaşlarının verilmesi. Deli olmadığı halde onların kıyafetleriyle dolaşanların ellerinden kıyafetlerinin alınması ve bunların çiftle uğraşmaları için memleketlerine gönderilmeleri. Eşkıyalık ile nice hayvanı telef etmeleri nedeniyle deliler ocağının ilga edilmesi konulu belgeler konuya binaen örnek verilebilir. Öte yandan ocağın eşkıyalardan temizlenmesi ve artık beylerin kapılarında çalışamayacak olanların da memleketlerine gönderilmeleri için alınan tedbirler nizamnamelere de açıkça yansımıştır. Arşiv belgelerinin dilinden yansıyan şudur ki deliler devletin resmi evraklarında delil olarak zikredilmektedir. Buna karşın Osmanlı kroniklerinde ise bazı küçük detaylar dışında genellikle deli olarak geçmektedir. Bunun nedeni şimdilik kesin bir sonuca bağlanmamakla birlikte esasında delilerin iki ayrı dönemde yaşayan iki ayrı birlik olmalarından ileri gelebileceği gibi bu farklılık katiplerin tasarrufuyla da ilgili olabilir. Bu nedenle delileri klasik ve ikinci dönem deliler olarak sınıflandırmak daha uygundur. Delilerin dönemsel farklılıkları şekil bir de gösterilmiştir. 15. 17. yüzyıl arasındaki deliler. Osmanlı kroniklerinde delü, delü olanlar, delüller olarak geçmektedir. Osmanlı kaynakları incelendiğinde bu iki farklı dönem delilleri arasında herhangi bir bağlantı kurulmadan anlatıldığı görülmüştür. Dolayısıyla bu kaynakları takip eden ve Osmanlı arşiv belgelerini incelemeden bir yargıya varan birçok çalışmada deliler tek bir ocak gibi anlatılmıştır. 17. ve 19. yüzyıl arasındaki deliler Osmanlı arşiv belgelerinde delil, delül, taifei, delilen olarak geçmektedirler. Delilerle ilgili arşive yansıyan konulardan biri de delilerin maaş mevzusudur. Zira belgilere binaen ikinci dönem delilerin aldıkları maaşlardan ulufe olarak bahsedilmesi bu görüşün başlıca dayanağıdır. Oysa birçok kaynağa göre bunlar ücretsiz çalışan, akınlardan elde ettikleri esir ve ganimetlerle yetinen askerlerdi. Öte yandan delilerle ilgili detaylı bilgi veren en önemli kaynak ise kabutlu Hacı Mustafa Vasfi'nin hatıralarıdır. Vasfi de bir delidir. Anılarını derlediği kitapta kendilerinden deli ve başları olan reislerinden de deli baş olarak bahsedilmesi onun yaşadığı 19. yüzyıl dikkate alındığında Deli Mustafa'nın da ikinci dönem delilerden olduğunu ispatlar mahiyettedir. Dolayısıyla klasik delilere benzetilmek için sonradan oluşturulan delilerin adlarının ihtimal dahilinde delil olabileceği kanısı da bu hatıratla birlikte yok olmaktadır. Buna karşın delilerden Bahseden kaynakların bir kısmı bu askerlerin çoğunun Türk halkı arasından cesur gençlerden seçilen süvari askerler olduğunu ve cesaretlerinden ötürü bu ismi aldıklarını savunmaktadır. Deliler Ocağı askerleri Osmanlı kaynaklarında deli gücünde olan cesur yiğitler şeklinde tarif edilirken Avrupa kaynaklarında ise ürkütücü ve garip kıyafetli deli oğlanların kılık kıyafetlerinde eksteriyetle hayvan figürleri tercih etmeleri, kesici delici aletleri aksesuar olarak kullanmaları hatta onlarla kanlı gösteriler yaparak vücutlarına zarar vermelerinden ileri gelmektedir. Bu şekilde görünmeleri onların hem ürkütücü bir figür hem de cesur bir kahraman gibi algılanmalarına neden olmuştur. Bunda şüphesiz ki sahip oldukları inanç ve imanın etkisi büyüktür. Nitekim deli olanlar bir bakıma içlerinde yaşarttıkları kadercilik anlayışı ile ölüme meydan okuyan cesur askerlerdi. Ancak ne kadar cesur olsalar bile yine de tarihi Kaynaklara göre dış görünüşleri yüreklerinin önüne geçmiştir. Bir süre sonra yaptıkları işler, kazandıkları zaferler ya da uğradıkları yenilgilerden ziyade kıyafetleri ile anılmaya başlanmışlardır. Bu bağlamda delilerin tarih sahnesine çıktıkları andan günümüze kadar süre gelen popülerliklerinin sebebi bu olağanüstü kıyafetleri de denilebilir. Kimi zaman beyler beynin kapılarında gösterişli kıyafetlerle, kimi zaman da cenk sahasında ürkütücü aksesuarları ile batılı seyahların kalemlerine mürekkep olmuşlardır. Onların betimlemeleri olağanüstü ve ürkütücü bir deli askeri motifi ortaya çıkarmıştır. Belki de bundan dolayı Avrupa'da Türk korkusu algısı içerisine muhtemelen delilerde yerleştirilmiştir. Bundan ee, mülhem deliler birçok Osmanlı kaynağında hiç yenilgiye uğramayan ve kazandığı zaferleri de bileğinin gücü ile bir çırpıda elde eden muhteşem askerler olarak anlatılmışlardır. Celalzade delileri Kurt Takyalı tekne kalkanlı, kartal kanatlı müthiş askerler olup ayı ve kaplan postundan elbiseler giyen, kerbela tesbihli, solaklı ve garip kıyafetli divaneler olarak tasvir etmiştir. Bunlar Rumeli'nin kahraman yiğitleri olmakla birlikte başlarına kalpak giyen çıkrık mahmuzlu oğlanlardır.